Evet, Adıyaman şehir merkezindeyiz. Sümer Evler Mahallesi bulunduğumuz nokta 7.7'lik depremin ardından bölgede birçok bina enkazda döndü ve Adıyaman'da yaşayan birçok vatandaş da şu anda canlarını kurtaranlar da kalacak bir yer arıyor. Bu noktada zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştı. Bu kapsamda devletin desteğiyle, AFAD desteğiyle birçok noktada özellikle sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla da yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. Kameraman arkadaşım Hasan Durmuş da ekranlarınıza getirecek. Bulunduğumuz noktada Sümer Evler Mahallesi'nde büyük bir çadır kent kurulması planlanıyor. Bu kapsamda da çalışmalar devam ediyor. Zemini tahta üzerine olacak. Yine halı yatak düzeni olacak. Toplam kapasitesi de 3000 kişi olacak bulunduğumuz alana kurulacak çadır kentin. 2000 metrekarelik bir alanda çalışmalar an itibariyle başlamış durumda. Mutfaktan yemekhanesine kadar, tuvalet ve yatak odalarına kadar tüm imkanlar burada depremzedelere sunulmuş olacak. Adıyaman'ın şehir merkezinde Sümer Evler Mahallesi'ndeyiz. Bulunduğumuz noktada boş alanlarda özellikle okul çevrelerinde de çok sayıda çadır kent görmüştük. Burada da bir hummalı çalışma sürüyor. 3000 kişinin kalabileceği sıcak bir yuva aslında burada oluşturulmaya çalışılıyor. Hummalı bir çalışma sürüyor. Bulunduğumuz noktada mutfak ve yemek noktasında, duş noktasında da seyyar tuvaletleri de olacak bir konteyner kent aslında buraya kuruluyor. Bu noktada da şu an ekipler de o zemini yapmaya başladı. Bu çalışma devam edecek. Bu konteyner kentlerin, çadır kentlerin yaklaşık 8 ay kadar burada da kalması planlanıyor. Bu kapsamda da dediğimiz gibi çalışması devam ediyor. Kliması, ısıtması da olacak. Aslında bir yeni bir yaşam alanı burada inşa edilmeye çalışılıyor. Zira Adıyaman'da çok sayıda bina enkaza döndü. Çok sayıda ev yıkıldı. Ve evi olmayanlar, sokakta kalan birçok vatandaş var. Tabii onların çoğu için de devletin de desteğiyle çadır kentler kuruluyor. AFAD ve AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu da Adıyaman'da birçok noktada çadır kent oluşturmuş durumda. Konteyner kentlerde kurulmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşım Hasan Durmuş'la birlikte Sümer Evler Mahallesi'ndeyiz. Hemen arka tarafa biraz dönecek olursak burada da çadır kentlerin yanında konteyner kentlerde kurulmaya başlandı. Onlar için sıcak bir yuva olur diye buralara konteyner kentlerde hazırlandı. Peki konteyner kentte nasıl kalıyorlar? Biraz da o içeriği gösterin istiyoruz sizlere. 3 odası var. Hemen yan tarafta bir oda bizi karşılıyor. Sağ tarafta bir yatak odası, çocukların kalabileceği bir oda bizi karşılıyor. Hemen burada kalabilecekler konteyner kentlerde. Hemen yan tarafta bir banyo ve tuvalet var. Tuvalet kısmı da oluşturulmuş konteyner kentte. Tabii sular akmıyor konteyner kentte. Bunun da bilgisini paylaşalım. Sular akmıyor. O yüzden duş imkanı da vatandaşlar şimdilik sağlayamıyorlar. Buraya geldiğimizde de burada da bir oda daha bizi karşılıyor. Konteyner kentler 2 odası var. Bir tuvaleti, bir de banyosunun bulunduğu nokta buraya dizayn edilmiş konteyner kentlerde bir aile 4 kişilik, 5 kişilik bir aile burada kalabiliyor. Bazı konteyner kentlerde 2 kişilik aileler de kalıyor. Onun da bilgisini paylaşalım. 2 odası ve banyosu, tuvaletiyle bu konteyner kentlerde hazırlanmış durumda. Ancak ısıtma noktasında, ısınma noktasında konteyner kentlerde bir çalışma şu an söz konusu değil. Zira ısınma problemi yaşıyor vatandaşlar ki bazı vatandaşlarda şöyle hemen yan tarafa gelecek olursak burada bacaları görüyorsunuz. Soba kurulmuş birçok konteyner kente. İçeride de konteynerlarda vatandaşlar sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Camlar kırılmış. Buradan da soba bacalarını görüyoruz. Burada da ısınmaya çalışıyorlar. Duş imkanı da sunulacak vatandaşlara. Bu noktada çalışmaların da devam ettiği bilgisini paylaşalım. Hemen yan tarafta da 3000 kişinin kalabileceği bir alan dizayn ediliyor burada. 3000 kişinin kalabileceği bir alan görüyorsunuz. Bunun da çalışması başladı. Zira bir çadır kent oluşturuluyor Sümer Evler Mahallesi'nde. Ekipler de şu anda o zemini inşa etmeye ve tamamlamaya çalışıyorlar. Yaklaşık 8 ay kadar bu çadır kentinde devam etmesi bekleniyor. Mutfağı, tuvaleti, banyosu, tüm olanakları, tüm imkanları Adıyaman'daki depremzedelere, vatandaşlara sunulmuş olacak. Yan tarafta da bir yemek tırı var. Sıcak yemek noktasında orada da vatandaşlara destek sağlanıyor. Burada 7/24 sıcak yemek imkanı da
sunuluyor. Biz toparlayacak olursak Adıyaman'da 7.7'lik depremin ardından şehir merkezinde çok sayıda enkaz vardı. O enkazlarda canlarını kurtaran vatandaşlar var. Onlar da kalacak yer arıyor. Bazıları şehir dışına gitti. Yakınlarının yanına gidenler var. Adıyaman'dan dışarı başka illere gidenler var. Ancak burada kalanlar, çocuklarıyla beraber burada olanlar da bu çadır kentlerde günlerini geçirmeye çalışıyor. Bu noktada çalışmalarında devam ettiği bilgisini paylaşalım. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.